Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Aydın Yayınları'na ait Ayeti Kimya Soru Bankası'nın mol kavramı bölümüne ait 3. testi çözeceğiz. Birinci soruya baktığımızda şöyle diyor: metan ve propan gazları karışımı 0,3 moldür. Buna göre karışımdaki karbon atomu kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet, bu tarz bir soru kalıbı gördüğümüzde şöyle düşünmemiz lazım. Bak, şu 0,3 molün tamamı bu adama ait olsaydı karbon şu kadar olurdu. Tamamı bu adama ait olsaydı şu kadar olurdu gibi bir değer bulacağız. Yani bu iki değerin, bulduğumuz değerin ya hem altında hem üstünde olamaz. Yani nedir? Burada bu adamların karışımı olduğu için bulacağımız değerler için söylüyorum. Biraz sonra bulacağız. Karbonun kütlesi de bu değerler arasında olması gerekiyor. Yani sıfır, elimizde tamamen 0,3 mol metan olsaydı bunun yapısında karbonla çarptığımızda ne yapar? 0,3 mol karbon yapar. Onu da kütleye çevirirsek, yani 12 ile çarparsak 0,3 mol karbon kaç grama denk gelir? 3,6 gram. Eğer karışım değil de bu 0,3'ün tamamı bu adama ait olsaydı, yani 0,3 mol elimizde propan olsaydı, bunu götürüp karbonun sayısıyla çarptığımızda o da 0,9 mol karbon yapar. Bunu da 12 ile çarparsak 0,9'u 12 ile çarparsak 10,8 gram karbon yapar. Evet, bakın, bu ikisinin karışımı olacağı için karbonun kütlesi de bu iki yani bu iki değerin arasında bir yerde olabilir. Yani 3,6'dan büyük, 10,8'den küçük olması lazım. Ya yani hangisi olamaz dediği için 11,2'dir. Evet, diyor ki X2H6 hidrojen 6 gazının mol kütlesi ve içerdiği hidrojen atomunun kütlesi bilindiğine göre niceliklerden hangileri kesinlikle hesaplanır diyor. Şimdi biz bu adamın mol kütlesini biliyoruz. Mol kütlesi nedir? İşte MA dediğimiz değerdir. İçerdiği hidrojen atomunun kütlesini de biliyoruz. O zaman şöyle diyelim. Yani biz 2x artı 6 tane hidrojenin değerini biliyoruz. Yani bunu biliyoruz. Bize vermiş. Hidrojeni de biliyorsak buradan bir tane x'in kütlesini bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Bu adamın normal koşullardaki öz kütlesi. Normal koşullardaki öz kütle dediğimiz şöyle bir formülü vardır. Gazlar ünitesinde de aslında PVN-RT dediğimiz formülden çıkıyor. Burada bu şekilde kullanabiliriz. Yani biz bu adamın mol kütlesini biliyorsak yoğunluğu da bulabiliriz. Diyor ki bu adamın hacmi. Bakın, bu adamın molü hakkında bir bilgimiz var mı? Yok. Bu adamın molünü bilmiyoruz, koşulları bilmiyoruz. O zaman bu adamın hacmi hakkında bir yorum yapma şansımız yoktur. 1 ve 2'dir. Evet, diyor ki böyle bir bileşik var ve bu bileşiğin %28'i X elementidir. %28 X elementi ise geriye kalan %72 de kime aittir? Magnezyuma aittir. Buna göre X'in atom kütlesi kaçtır? Evet, bu tarz sorularda hemen şöyle yapalım. Diyelim ki bu bileşiğin yapısında ne vardır? 3 tane magnezyum var, 2 tane de X varmış. Ve magnezyum %72'ye denk geliyor. Bu adam da %28'e denk geliyor. Magnezyumun ağırlığını biliyoruz. Getirip yerine yazarsak 3 çarpı 24 bölü 2 tane X eşittir 72 bölü 28. Zaten burası 72 yapar. 72 ile birbirini götürdü. Şunu da şuna bölersek buradan x eşittir 14 çıkar. Evet, dördüncü soruda diyor ki eşit kütlede karbon atomu içeren eten ve propen ya da siklopropan da olabilir. Karışımında CH4'ün mol C yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada karbonların eşit olmasını istiyor. Yani biz şöyle yaparsak burada 3, burada 2 olduğu için, yani bundan 3 mol alırsak bundan 2 mol almamız lazım ki 3 kere 2 6, 2 kere 3 karbonlar eşitlensin. O zaman diyor ki bu adam mol C yüzdesi. Şimdi elimizde toplam 5 mol karışım var. 5 mol karışımın içerisinde bu adamın molü kaç? 3 mol. Yüzdesi dediği için şöyle yapalım. 100 mol karışım olsaydı bu adamın yüzdesi kaç olurdu? Molü kaç olurdu diyelim. İçler dışlar yaptığımızda x eşittir 60 çıkar. Yani %60'ı bu adam, %40'ı da diğeridir. Evet, normal koşullarda 13,44 litre bu iki adamın karışımı diyor, 38 gramdır. Evet, karışım sorularında genelde iki bilinmeyen iki denklem mantığıyla çözüyoruz. İlk önce şöyle yapalım. Şimdi şu verilen bilgiyi mole çevirelim. Biliyorsunuz ki bütün gazların 1 molü normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar. Acaba kaç mol olması lazım ki
13,44 litre hacim kaplasın. Evet, buradan içler dışlar yaparsak 13,44 bölü 22,4'ten kaç çıkar? 0,6 mol. Yani bu adama A dersek, yani A mol dedik. Bu adama da B mol dedik. O zaman şöyle bir eşitlik yazabilirim. A artı B eşittir 0,6. Bir de ikinci bir ipucumuz var. Diyor ki 38 gramdır. Şimdi şöyle bir formülümüz vardı. Diğer testlerden de hatırlarsınız. Şimdi kütleyi bulmak için mol sayısıyla molekül kütlesini çarpmamız lazım. O zaman bunları bir de kütle cinsinden çevirsek. Şimdi bunun kütlesi 24. 6 daha 30. Şununla çarparsam bu adam 30A gram yapar. Bu adam da 32, 48 daha 80 yapıyor. O zaman bunu da çarparsak 80B gram yapıyor. O zaman şöyle bir şey yazabilir miyim? 30 tane A artı 80 tane B'nin toplamı 38 oluyor. Evet, iki bilinmeyeni iki denklem yaptık. Birini mole göre yazdık, birini de kütleye göre. O zaman ne yapalım? Yukarıyı eksi 30 ile çarpalım. O zaman A'lar birbirini götürdü. 30B'den işte 80B'den 30'unu çıkarırsak 50 tane B kalır. Burası da çarparsak 18 yapar. Çıkardığımızda 20 yapar. O zaman B eşittir 20 bölü 50'den. O da ne yapar? 0,4 mol yaptı. Sorunun sonunu okuduğumuzda karışına kaç gram kükürt trioksit vardı diyor. Evet, kütlesini sormuş. O zaman getirip şurada yerine yazarsak 80B'ydi bunun kütlesi. O zaman 80 çarpı 0,4'ten ne çıkar burası? 32 gram çıkar. Normal koşullarda 1,12 litre hacim kaplayan kükürt trioksit ve diazot pentoksit gazları karışımı 0,21 Na tane oksijen atomu içerir. Evet, bakın yine iki tane ipucumuz var. Birinci ipucumuz şu. Az önce yaptığımız gibi bunu artık biliyorsanız her seferinde denklem kurmak zorunda değilsiniz, ama bilmeyen ya da işte yeni başlayan arkadaşlar için tekrar yapalım. 1 mol 22,4 litre ise kaç mol? 11,12 litredir. Buradan x eşittir 1,12 bölü 22,4'ten 1 bölü 20 çıkar. O da 0,05 mol yapar. Bakın yine az önce yaptığımız gibi şöyle yapalım. Buna diyelim ki A mol. Buna da B mol diyelim. Peki ikinci ipucumuz ne? Şurada diyor ki 0,21 Na tane. Şu Na tane demek mol demek zaten. Yani diyor ki buradaki oksijenlerin toplam molü 0,21. Şimdi elimizde şöyle yaparsak A artı B eşittir 0,05. Bir de oksijenler için yaparsak, bak buradaki oksijenin mol sayısı ne? 3 ile çarparsak 3A. Buradaki oksijeni götürüp bileşiğin molü ile çarparsak 5B. Oksijenlerin toplamı da 0,21. Yine iki bilinmeyenli iki denklem oluşturduk. Ne yapacağız? Birini yok edeceğiz. Hemen yukarıya eksi 3 ile çarptığımızda A'lar gitti. Burası 2B kalır. Şurası eksi 3, bununla çarparsak 0,15, 0,21'den çıkarsak 0,06. O zaman B eşittir 0,03. Şurası B eşittir 0,03 mol. Yani elimizde 0,03 mol bu adamdan var. 0,02 mol de bu adamdan var. Evet, şıklara geçiyoruz. 1,6 gram kükürt trioksit gazı içeri diyor. Şimdi kükürt trioksitin molünü bulduk. Götürüp şu formülde 0,02 kullanacağımız formül şudur. N eşittir M bölü MA dediğimiz formüldür. 0,02 eşittir kütle bölü. Şimdi bu adamın mol kütlesi için söylüyorum. Şurası 32, şurası da 48, 80'dir. MA'sı 80'i buraya yazarsam çarptığımda 1,6 çıkar. Doğru mudur? Toplam 0,29 mol atom içerir. Toplam, hani buradaki toplam atom sayısına bakacağız. Şimdi bakın şöyle yapalım. 5, 2 daha 7. 0, 0, 3 ile çarparsak bu adamdan 0,21 mol atom gelir. Şuradaki adamı götürüp 3, 1 daha 4, 0, 0, 2 ile çarparsak 0,08 mol de buradan gelir. Topladığımızda 0,29 mol atom içerir. 8,4 gram azot atom içerir. Bakın şurada azotun molünü bulursak 0,03'ü götürüp 2 ile çarptığımızda elimizde 0,06 mol azot var.
O zaman bunu kütleye çevirirsek 0,06 bölü 0,06 eşittir kütle bölü azotun mol kütlesi 14. Buradan çarptığımızda 0,84 gram çıkar ki şıkta 8,4 demiş, yanlıştır. Molekül sayısının %60'ı diazot pentoksite aittir diyor. Evet, şöyle yapabiliriz. Yani elimizde toplam 0,05 mol var ve bu adam 0,03 ise yüzde kaçına denk gelir? Buradan %60 olur, doğrudur. 1,204 çarpı 10 üzeri 22 tane kükürt trioksit. Evet, şu sayıyı taneye çevirirsek nedir? İşte 0,02'yi 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ile çarparsak tanesini buluruz ki bu sonuca ulaşırız. Evet, C şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Bir organik bileşiğin 9,2 gramı tam yakıldığında normal koşullarda 8,96 litre karbondioksit ve 0,6 mol su oluşmaktadır. Buna göre bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bakın bunu şu denklemden yazabilirsiniz. 1 mol 22,4 ise kaç mol? 8,96 çıkar. Denkleminden bu adam 0,4 mole denk gelir. İsteyen varsa denklemden çıkarsın. Bunu da mole çevirdik. Bakın bir tane organik bileşik diyor. X olsun. Oksijenle tepkimeye giriyormuş. Karbondioksit artı su oluşuyormuş. Bakın şunu söyleyeyim. Şıklara baktığımızda karbon ve hidrojen garantisi var ama oksijen olabilir de olmayabilir de. Yani biz burada şunu yapacağız. İlk önce şu karbon ve hidrojenin ne kadar olduğunu bulalım. Şimdi 0,4 mol karbondioksit varsa bu tarafta götürüp karbonla çarptığımızda 0,4 mol karbon yapar. Bunu da kütleye çevirdiğimizde kütleye çevirmek için ne yapacağız? 12 ile çarpacağız. 12'ye çarptığımızda 4,8 gram bu yapar. Bakın bu bileşiğin yapısında 4,8 gram karbon var. Aynı olayı hidrojen içinde yaparsak 0,6 molmuş. Şimdi götürüp bununla çarparsak 1,2 mol hidrojen yaptı. Hidrojenin atom ağırlığı 1 olduğu için aynı zamanda bu ne demektir? 1,2 mol pardon 1,2 gram hidrojen demek. Bu bileşiğin yapısında 1,2 gram da hidrojen var. Şimdi bu bileşiğin toplam ağırlığı kaç olacaktı? 9,2. Peki bizim şu an toplam kütlemiz kaç? 6. 4,8 ile 1. O zaman bu bileşiğin yapısı 9,2 olması için 3,2 gram da oksijen var mıdır? Vardır. Bunların üçünün toplamı ne yapacak? 9,2 gram olması gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Şu alttaki sayılar aynı zamanda mol sayısı da benim bileşiğimin yapısında karbon var, hidrojen var, oksijen var. 4,8 12'ye bölersek 0,4. 1,2'yi 1'e bölersek bunun mol sayısı 1,2. 3,2'yi de 16'ya bölersek hepsini mole çeviriyorum. Bu da 0,2 yapar. O zaman basit formül dediği için bunları en sade haliyle nasıl yazabiliriz diye bakarsak hepsinden virgül atıp 2'ye böldüğümüzde şöyle bir bileşik oluşur. Evet. 2 tane karbon, 6 tane hidrojen, 1 tane de oksijen olacak. Şıklara baktığımızda evet şu. Sağda 2 karbon, 6 hidrojen, bir de oksijen. Evet, bir bileşik verilmiş ve kütlece %90'ı karbon elementidir diyor. Buradaki N sayısının değeri kaçtır diyor. Bakın şöyle yapacağız hemen. Bunun yapısında N tane karbon, 4 tane de hidrojen var. %90'ı karbonsa geriye kalan %10'u da budur. Hidrojenin ve karbonun ağırlıklarını biliyoruz. Götürüp yerine yazarsak. Evet, şuradan virgülleri atarsak 9 bölü 1, 9 diyebilirsiniz. Şunu şuna böldük. 3. Şunla da şunu sadeleştirdik. O zaman burada 3 kaldı. N eşittir 3 oldu. Evet, 9. soruda diyor ki 0,3 mol etandaki karbon atomuna eşit sayıda karbon atomu içeren, bakın yani buradaki karbonla buradaki karbon eşit olması lazım. Peki şuradaki karbon kaç? 0,6 mol karbon burada var. O zaman burada da 0,6 mol karbon olması için bu bileşikten elimizde ne kadar olması lazım? 0,2 mol olması gerekiyor. Çarptığımızda şurayı 0,6 olsun. Diyor ki bu bileşikle ilgili
0,8 mol hidrojen atomu içerir. Evet, götürüp hidrojenle çarptığımızda ne yapar? 0,8 mol yapar. Hacmi 4,48 dedi. Şimdi bakın, bunu diyebilmemiz için hangi koşullarda, normal koşullarda olması lazım. Şu an hangi koşullarda olduğu hakkında bir bilgimiz var mı? Yok. O zaman bunu söyleme şansımız yok. 1,4 tane atom içerir. Şimdi 0,2 içerideki atom sayılarıyla çarptığımızda 3, burada 4 de burada 7. Ne yapar? 1,4 mol atom içerir. Onu da taneye çevirirsek şöyle yazmaları gerekiyordu. 1,4 Na tane atom içerir. Evet, bakın yargıya baktığımızda şu ifade yok. Molü taneye çevirirken Avogadro sayısıyla çarpmamız gerekiyor. 7,2 NaKb. Bakın şu ifadeyi diğer sorularda, yani diğer testleri çözerken de söyledim, grama denk gelir. Yani 7,2 gram karbon atomu içerir diyor. Şimdi götürüp karbonla çarparsak burayı ne yapar? 0,6 mol karbon yapar. Bunu da götürüp ağırlığıyla çarparsak, 12 ile çarparsak ne yapar? 7,2 gram karbon içerir. Doğru mudur? Doğrudur. Derecede öz kütlesi şu olan, bakın. Bu sıcaklık ve bu basınç değerleri kime denk geliyor? Normal koşullara denk geliyor. Yani normal koşullarda öz kütlesi bu olan gaz halindeki bir hidrokarbonun kütlece birleşme oranı şu şekilde demiş. Peki, o zaman şöyle bir formülümüz vardı. Normal koşullardaki öz kütleyi şu formülle hesaplayabiliyorduk. Getirip yerine yazarsak 2,5 eşittir mol kütlesi bölü 22,4. Buradan bu adamın mol kütlesi kaç çıkar? 56 çıkar. Şimdi biz bu adamların kütlece birleşme oranını da biliyoruz. Yani şöyle diyebiliriz. Hidrojen bölü karbon. Yani burası 1'e 6'ymış. Buraya x desek burası 6x. O zaman 7x topladığımızda kaça denk olacak? 56. O zaman buradan x eşittir 8. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu bileşiğin yapısında hidrojen 8 gram. Karbon ise 6 kere 8 48 gram. Yani toplamım 56 olacak. Peki nedir? Şuradaki bak, sayılar için tekrar söylüyorum. Buradaki sayılar mol sayısıdır. Yani bunları mole çevirsek 8 bölü 1'den bu 8 mol yapar. Bunu da 48 bölü 12'den 4 mol yapar. Yani şuradaki sayılar aynı zamanda mol sayısına da karşılık geliyor. O zaman benim bileşiğim C4H hidrojen 8'dir diyebiliriz. Evet, diyor ki azot ve oksijen içeren birleşiğin 15,6 gramı 9,6 gram oksijen atomu içermektedir. Evet, bakın 15,2'den 9,6'yı çıkarırsak 12'den 6 çıktı. 6 burada 4 kaldı. 5,6 yapar. O zaman bunun 9,6 gram oksijen ise 5,6 gramı da azottur. Buna göre bir bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bizim bileşiğimiz şöyle olsun. Buradaki A ve B sayısını bilmiyorum. Peki kütlece birleşme oranını biliyor muyum? Biliyorum. 9,6'ya 5,6. O zaman şöyle yapsak. A tane azot var. B tane oksijen var. Ve bunun kütlece birleşme oranı bu adamdan 5,6 ise bundan da 9,6. Şunları da biliyorum. Getirip yerine yazarsam. Aynı zamanda virgülleri attım. İkisinden de 56 bölü 96 yaptım. Burayı sadeleştirsek 4. Burası da 6. Bunu da bölersek 2'ye 3. O zaman ne oldu? Şu şekilde oldu herhalde. Evet, diyor ki azot atom sayıları eşit olan azot dioksit ve diazot pentoksit gazları içeren bir karışımın kütlesi 20 gram olduğuna göre, bakın atom sayıları azotların eşit olması için, yani bundan ben x mol alırsam bundan 2x mol almam gerekiyor ki buradaki azotlar eşit olsun. Ve karışımın toplam kütlesini biliyorum, 20 gram. Peki neydi? İşte molü grama çevirirken ne yapmamız lazım? Bu adamın molüyle mol kütlesini çarpmam lazım. O zaman şöyle diyelim. Elimde 2x mol bu adamdan var. Bu adamın mol kütlesini bulursam içerisinde 14 bu var. 16 da pardon 32'de bu var. Toplamı kaç yaptı? 46. 2x ile çarparsam 92x gram yapar. Diğer bileşiğimiz için de yaparsak bundan x mol olursa dedik elimizde
Şimdi burası 28 yapıyor. Burası da 80 yapıyor. Toplarsak 108 yapar burayı. Şurayla çarptığımızda bu adam da 108x gram yapar. Bu iki toplam, yani kütlenin toplamı kaç olacak? 20 olacak. Burayı topladığımızda 200x yapar. Eşittir 20'den. O zaman x eşittir 0,1 mol. Diyor ki bu karışımda kaç gram oksijen var? O zaman şurası 0,2 mol. X yerine yazdım. Burası da 0,1 mol. Evet, oksijenleri çarparsak şöyle yapalım. Bakın şu sayıyı götürüp oksijenle çarparsam bu bileşin yapısında 0,4 mol oksijen var. Bunu götürüp oksijenle çarparsam 0,95 mol oksijen var ve toplamı 0,9 mol oksijen yapıyor. İkisinin toplamı. Yani elimde 0,9 mol oksijen var. Bunun kütlesini soruyor. O zaman ne yapacağım? Oksijenin mol kütlesiyle çarpacağım. 16 ile çarparsam burası da ne yapar? 14,4 gram oksijen yapar. Evet, genel formülü şu şekilde olan bir karboksilik asidin 0,5 molü 4 mol atom içeriyor. Hemen şuraya yazalım. 0,5 mol. Elimizde bu adamdan varmış. Ve bunun içerisinde toplam 4 mol atom var. Yani şu sayıyı götürüp şu alttaki sayılarla çarpıyorduk. Atom sayısı dediğinde, yani burayı çarparsam 0,5N artı hidrojenin altındaki sayıyla çarparsam 1N. Şurayı da çarparsam 1 eşittir. Kaç olacak? 4 olacakmış. Şurada diyor atom sayısı 4 olacak. O zaman buradan 1,5N eşittir 3 ise N sayısı kaç çıkar? 2. O zaman benim bileşiğim şöyle olacak. Ve karboksil asit dediği için karboksil grubu bulunacak. Molekül formülü bu şekildedir. Evet, 2 tane karbon, 4 tane hidrojen, 2 tane de oksijen. Doğru mu? Doğru. Molce %50 hidrojen atomu içerir. Evet, bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi bu adamdan şayet 2 mol olsa bu adamdan 4 mol olacak. Bu adamdan da 2 mol olacak. Yani. Evet, toplam 8 mol var ve 4 mol hidrojen ait. Yani yarısı bu adama ait. Bir molekülün kütlesi 60 AKB'dir. Evet, tane kullanıyorsak ağırlık birim olarak genellikle AKB'yi kullanıyoruz. Hesaplarsak bu adamın mol kütlesini 24 gram bu adam yapar. 4 gram hidrojen yapar. 32 de bu yapar. Topladım. Evet, 60. Nedir? 1 mol olsa 60 gram. Bir tane olsa 60 AKB. Doğru mudur? Doğrudur. Basit formülü bu şekilde olan ve normal koşullarda gaz olduğu bilinen bileşiğin molekül formülünü bulabilmemiz için hangilerinin bilinmesi gerekiyor? Şimdi basit formülü bu. Yani bir sayıyla sadeleştirdiğimizde en son hali bu kalıyor. Bu adamın biz molekül formülünü bulacağız. Yani şuradaki sayıları bulmamız gerekiyor. Bir, normal koşullarda öz kütlesi demiş. Bakın şöyle söyleyelim. Şimdi bize bunu verirse ne yapabiliriz? Bunun mol kütlesini bulabiliriz. Bunların toplamının kaç olacağını bulabiliriz. Bir, bize bu lazım mı? Lazım. İki, karbon ve hidrojenin atom kütlesi. Yani biz normalde öğrenci mantığıyla öğrenci diyor hocam zaten 12'ye 1 olduğunu bilir. Bakın soruda vermesi gerekiyor. Vermediği sürece kullanamayız. Onun için bize bunu da vermesi lazım. Ve ne diyeceğiz? Ondan sonra mol kütlesini biliyorsak götürüp şimdi diyelim ki bu adamın mol kütlesini atıyorum. 28 bulduk. Şuraya da N dedik. Şimdi bize dese ki karbon 12, hidrojen 1, biz deriz ki 14N eşittir 28'den N eşittir 2 ve oradan ne yaparız? Bizim bileşiğimizin bu olduğunu bulabiliriz. Yani bize bir bu lazım, bir de bu lazım. Kütlece birleşme oranı zaten bize şunu verirse basit formülünü de bildiğim için kütlece birleşme oranını kendimiz de bulabiliriz. Buna gerek yoktur arkadaşlar. Normal koşullarda 13,44 litre olan metan ve etan karışımında 2,8 mol hidrojen atomu vardı demiş. Evet, bakın ilk önce şunu mole çevirirsek kaç mole denk gelir? 1 mol olsaydı 22,4 ise kaç mol? 13,44 yapar. Mantığıyla çözersek x eşittir 0,6 mol çıkar. O zaman karışım problemlerinde genelde iki bilinmeyenle
iki denklem kuruyorum. Şuna A mol diyelim. Şuna da B mol diyelim. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? A artı B eşittir 0,6. İkinci ipucumuz ne? 2,8 mol hidrojen atom var. Yani bunu hidrojenle çarparsam 4A yapar. Buradaki hidrojenle çarparsam artı 6B yapar. Bu ikisinin toplamı da 2,8 olacak. O zaman yukarıyı eksi 4 ile çarparsam A'lar birbirini götürdü. 2B eşittir. Burası 2,4 çıkar. Oradan 0,4. B eşittir 0,2 mol çıkar. Evet. B 0,2 ise toplamı da 0,6 olacağına göre şuraya yazabiliriz. Evimize 0,2 mol bu adamdan var. 0,4 mol de bu adamdan var. Peki bize ne soruyor? Karışımın kütlesini. O zaman kütleyi bulmak için ne yapacağız? Şu formülü kullanacağız. Kütleyi bulabilmek için bir bileşiğin mol sayısıyla mol kütlesini çarparız. Bu adamın mol kütlesi kaçtır? 16. 0,4 ile çarparsak 6,4 gram bu adam yapar. Bunun toplamı 12'yi 2 ile çarptık 24, 6 da buradan 30 mol kütlesi. 0,2 ile çarparsak 6 gram da bu yapar. O zaman toplam kütlem 12,4 gramdır. Evet, diyor ki 6,4 gram metan gazının 80 litre hacim kapladığı koşullarda 12 gram etan gazı kaç litre hacim kaplar? Evet, biliyorsunuz ki gazların molleri hacimleriyle doğru orantılıdır. O zaman bu adamları ilk önce mole çevirelim. Şu mole çevirirsek. Evet, 6,4 bölü mol kütlesi. 12, 4 daha 16. O zaman bu adam 0,4 mol ve 80 litre hacim kaplıyormuş. Bu adamın mol sayısını bulursak 12 bölü mol kütlesi için söylüyorum. Burası 24, burası da 6. Bunun mol kütlesi 30'dur. Evet, burayı da sadeleştirirsek bu da 0,4 mol çıkar. O zaman bu adam bu koşullarda 0,4 mol 80 litre hacim kaplıyorsa bu adam da 0,4 molsa bu adam da 80 litre hacim kaplar. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.